Merhaba arkadaşlar, Cities Skyline 1'de 1 milyon nüfusa erişmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Şehrin 1 milyon nüfusa erişmesi için 200 binden az bir nüfus ihtiyacımız kaldı. Ortada boş kalan alanları, sanayi ve yerleşim merkezleri arasındaki alanları itinayla doldurmaya çalışıyoruz ve nüfusumuzu artırmaya gayret ediyoruz. Bu bölümde de yine şehrimizi büyütmekle ilgili faaliyetler göstereceğiz. Bu sefer de benim niyetim açıkçası şuradaki bölgede biraz geliştirmeler yapmak. Çünkü buradaki kuzey bölgemiz bizim hem toplulaşım olarak daha münasip hem de şehrin gelişmeye açık alanları içerisinde yer alıyor. Tabii en az 2 birimlik daha inşaat yapma şansımız bu bölgede mevcut. Şöyle bir pause yapalım oyunumuzu. Buradan ilerletebiliriz. Şöyle bizim 3 tane ilerleme imkanımız var. Bir tanesi şöyle olacak. Buradan bir girinti yapacağız içeriye. Bir tane de buradan girinti yapacağız. Bir tane de buradan girinti yapacağız. Lakin buradaki bu yüksek gerilim hatları bizim işe sıkıntı çıkartabilir. Onun için şöyle şunları bir önümüzden kaldırıyoruz. Bu hatları tabii daha uzak noktalardan geçirmeye çalışalım. Şöyle geçirsek bunun dibinden ne olur? Çok güzel olurmuş. Şu şöyle bir gitsin. Burada bir enerji bağlantısı var ama burada yüksek gerilim şeysi yok, aktarması. Onun için bunu artık kaldırabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde yollarımızın inşasına başlayalım. Şöyle bir grubumuz var. Şöyle bir grubumuz var. Burası tam yerleşimlik bir alan oldu şu an. Burada yine böyle 2 birimlik bir üzerimize. Bu arada bu ana caddemizmiş. Ana caddemizi biz ilerletmemişiz. Bunu şimdilik buralarda bir yerde bırakalım ama bunu artık çevre yolu olarak bir yere bağlamamız lazım sanki. Çünkü bu bizim ana arterimiz şu an. Nerede kalmıştık? Burayı bağlayacağız. Buralara bir yere bir tane de belki tren istasyonu kurma şansımız var. Çünkü yakınımızdan bizim demir yolu geçiyor. Yüksek hızlı treninki değil ama normal demir yolu geçiyor. Hop. Tamam. Şurada bir alanımız daha kaldı. Bunu da şöyle uzatalım. Ha, burada demir şeyler varmış. Şimdilik oraya girmeye gerek yok. Tren ne bağlayabiliriz? Buradan bizim banliyomuz geçiyor. Şu alanda yüksek hızlı tren var. Yani şu bölge olabilir belki bize tren istasyonu ya da şu bölge olabilir. Bu bölgeyi değerlendirelim biz. Buradan indir bindir yapabilirler, değil mi? O zaman buraya gelip biz bir çıkıntı daha vereceğiz şuradan. Tek yönlü çıkıntıyı. Ya da buranın birazcık coğrafyasını değiştirsek ne olur? Şöyle yapalım. Bu yine gelsin bizle beraber. Ne kadar gelsin? Daha az gelecek. Buradan gitsek olmaz. Az gelecek, yapacak bir şey yok. Şöyle buraya kadar gelecek. Değil mi? Hatta bir tane daha fazla gideceğiz. Şöyle gelecek. Sonra şöyle bir güzergah yapacağız. Aynen. Buraya da biz tren istasyonumuzu kuracağız. Yolumuz doğru. Neredeydi bizim tren istasyonumuz? Şu tren istasyonumuzu buraya vallahi tam da oturdu. Kuracağız. Lakin demir yolunu da bunun etrafından şöyle aha vallahi çok güzel bağlandı. Hop, bunu da bağlandı. Tamam ya, bu sefer geziyetsiz oldu. Kocaman bir demir yolu istasyonu buraya kurduk. Buraya banliyö trenimizi de uğra diyebiliriz. Nerede hatlar? Banliyö buradan geçmiyor mu ya? Banliyö nereden geçiyor? Aa, banliyöyü patlatmışız biz bir yerde ya. Ben de diyorum o nedir? Aa, nasıl yaptık da oldu acaba? Gerçi buradan geçiyor gibi gözüküyor ama bir yerde bir iş yaptık. Nerede yaptık bilmiyorum. Evet, neyse, bakacağız. Hızlı bir şekilde inşaat faaliyetlerimize girişelim. Şöyle yeni bir
konseptimiz vardı bizim kopyala yapıştır sistemi için. Nerede kaldı? Hangi muhitte kaldı orası? Şehir çok büyüdü, bulamıyorum artık muhitleri. Şunu şöyle bir güzel kopyalayalım. Şimdi hangi muhitteyiz? Evet, burası. Şöyle. Buraya kadar gidemiyoruz. Şurada bir bölgeyi boş bırakacağız. Bayağı da bir alanımız mevcut. İnşaat yapılacak. Burası artık bizim nüfusumuzu 900 bin yapar diye umuyorum. Şuraya kadar gelsin. Şimdi buraya böyle bir park alanı yapmışız. Buralarda mezarlık var mı? Biz hiç mezarlık kurduk mu? Sanki hiç mezarlık kurmadık bu bölgeye ya. Şu ne? Şu. Burada var. Çok da yakın değil aslında. Yani şu bölge. Şu bölgeyi şöyle mezarlık yap, etrafını ağaçlık yapabiliriz. Evet, nerede kalmıştık? Birkaç tane de buraya ticaretle ilgili bina yapalım. Start vermeden önce. Şöyle, 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 şöyle. Şunu da yatayını koyalım. Böyle bir alan. Şu arada kalan yerlere de otopark koyarız. Başka da kalan pek bir şey yok. Şimdi bunu bir kopyalayalım. Gerçi bundan koyacak başka da bir alan var mı ki? Nereye koyacağız biz bunu? Yer kalmadı ki. Her yeri doldurduk. Bunu da buraya koyamıyoruz. O zaman şundan bir yerleşim yapalım buralara. Bunu tek tek yapmakta fayda var. Şimdi burası biraz geniş bir bölge. Şöyle tutalım. Vallahi bayağı bir alan oldu şu an burada. Şimdi buraya şu toplu ulaşımla ilgili bir taksi durağı kesin koyalım. Tabii yer bulabilirsek taksi durağına. Her yeri tıka basa doldurduk şu an. Şunu öne gelsek. Şimdi bunun aracı normal taksi olsun artık, sarı taksi buradan getirsin. Şimdi buranın altyapılarını yapmış mıyız? Hayır. Şöyle yapacağız. Buradan da böyle gideceğiz şuraya kadar. Yamuk bir şekilde bunu çekeceğiz. Böylelikle bu tarafın işini halledecek. Yalnız burada su sıkıntısı olan bir bölge var. Yani bunlar su pompalarına mı uzak kalmış? Evet, bu bölgede böyle bir problem var ya. Şuraya bir yere biz bir su işi halledelim. Halbuki şu tarafta var aslında, bağlantı mı yok burada? Var. Ha, onu buraya bağlamamışız. En güzel bağlantı nereden gider buraya? Direkt kendinden. Şöyle bir Türk işi bağlantı verelim buraya. Su işi çözülsün. Bu arkadaşların problemi varmış, ilgilenmemişiz. Çok kötü. Cenaze aracını da küçükten seçelim.
Şurayı da birazcık ağaçlandıralım. Diğer taraflara belki bir şeyler kurarız. Şurayı da yeşillendirelim. Evet, burası yeşil yeşil olsun. Şöyle paustan bir kaldıralım. Hareket etsin burası. Şu alanımız kaldı. Burada bir tane patlak binamız var. Şunu bir yok edelim. Şöyle. Şimdi buradaki enerji sistemlerini başka bir alana alabilir miyiz acaba? Şöyle düşünüyorum. Şunu buraya alsak. Tam böyle yerleşim yerinin karşısına. Şunları bir patlatsak. Bunu da patlatsak. Desek ki buna sen, hatta ona da hiç gerek yok. Şöyle. Sen buna birleş. Sen günde. Sen de şuradan buna birleş. Böyle bir tertibat olsun. Şey susuz kalmış. Şuranın da bari şehirle bağlantısını tamamlayalım. Buraya da şöyle yine bizim klasik. Buna daha değişik nasıl bir şey yapabiliriz acaba? Şöyle gelsek bunu iki birimim denk geliyor. Şöyle gelsek. Şöyle gelsek. Buçuk gitmenin bir anlamı yok. Bunu da böyle yapacağız. Bunu da böyle yapacağız. Deminki yapının aynısı oldu. Buraya da böyle bir şey yapalım değil mi? Burayı da toplu konut yapacağız çünkü. Toplu konutlarda da şu yüksek toplu konutlarımız var. Bunlar çok mu sıkıntı çıkartır bize? Şöyle 1, 2, 3, 4 yapsak. Çok fark etti ya. Bunları yatay yapsak ne olur? Sil. Şöyle yapsak bir tane. 2, 3, 4, 5 desek olur mu? Yani çok güzel olmadı ama. Nasıl olacak böyle? Vallahi dip dibe dip dibe. Olmadı. Geriye gelin. Vallahi bayağı büyük bir toplu konut şeysi oldu burası. Bunları da şöyle yapsak. Şöyle yapsak ne olur? Bayağı büyük bir nüfus yaptı burası şu an. Bunun önüne bir tane AVM koyalım bari. Burası büyük. Hatta bir tane daha koyalım. İki tane olsun. Spor parkından falan verelim. Sağına soluna. Şuraya bundan verelim. Buraya bundan verelim. Bu taraflara veremiyoruz. Şeyi patlatıyor. Buranın etrafını ağaçlarla dönelim. Ne olacak? Şöyle bol ağaçlı. Tamam, ağaç 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 her tarafı ağaç yaptı. Peki burada su var mıydı? Suyumuz var ama rengi bir acayip gibi geliyor bana. Anlamadım niye öyle. Tam bayağı nüfus. Bayağı nüfus. Yalnız burada bir itfaiyemiz büyük bizim. Şu su sıkıntısını. Aslında su var. Neyi beğenmiyorsunuz siz? Ha, şimdi kalkıyormuş. Tamam, sıkıntı yok. Vallahi bayağı büyük bir toplu konut alanı oldu burası ya, var ya, hiç tahmin etmiyorduk. Ayaküstü böyle bir yapı geldi buraya. Şimdi buranın toplulaşım işine bakalım bir. Kimi nereden nasıl getiririz götürürüz. Şimdi burada bir hattımız var bizim. Buraya girmiş. Lakin sadece bunun şöyle bir durağının yönünü değiştirelim. Bu sadece buradan mı başlıyormuş? İyi denk gelmiş. Denk gelmiş. Şuraya bir tane alırız. Bir tane buraya alırız. Bir tane buraya alırız.
Şöyle burayı kapsar. Şu muhite gelecek olursak buradan aldığımızı da yine böyle şu bölgeye verelim. Şurası bir şekilde nemalanır. Buradan aldığımızda bu bölgeye götürelim. Burayı bir beslesin. Burada da yine aynı şekilde tam tren istasyonumuzdan başlayalım. Sonra şurası, burası, 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 geri gel, geri gel, geri gel. Haydi son iki durak. Burası, burası ve oradan neden bağlanmadı? Complete line. Haydi bakalım kaç oldu? 49. 49. Sana da bir Sanos araç verebiliriz. Şöyle. Lakin senin reklam rengin şöyle yeşil olsun bize koyu. Start. Evet, gayet güzel. Şimdi burası bizim yeni yerleşim bölgeleriydi. Yüksek hızlı tren garının vesaire oldu. Burada su sıkıntısı var ya. Bu nedir bu su sıkıntısı? O zaman biz şuraya bir güzel su yerleşim şeysi yapalım ya. Bu olmayacak. Su nereye verebiliriz su işini? Şurası uygun ama burada yol yok. Şurada bir yol var. Bunu atlattırabiliriz. Şöyle ya da bunun yanından bir yerden şöyle bir yol geçirsek nereden geçirebiliriz? Hiç de çok münasip bir hepsi ev bunların. Yapacak bir... Gerçi çok yola ihtiyacı yok şey binasının ya. Bir dakika. Bunun yolla bir işi yok ki. Bu bağımsız bina. Şöyle biz buraya bir iki tane kurarsak bunu bağlarız. Bunu buna bağlarız. Bunu buna, bunu buna bağlarız. Acaba şimdi su işi çözülür mü? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bir tane de bundan verelim eğer problem buysa. Hadi düzel. Niye çalışmıyor bunlar? Deaktif nedir? Yani su şeysi limitini mi doldurduk? Ne yaptık biz? Su imkanımız da çok yüksek. Ama bir yerde bir problem var. Neyi kabul etmiyor bunlar? Çok mu içerideyiz? Hat mı çok kalabalık ya da suya bir şey mi karışıyor? Bak buralar rengi iyi gibi. Bak burada da su sıkıntısı var. Şeyden su merkezlerinden uzağız diye mi öyle bir şey var? Yani o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Yani bunu direkt suya eriştirebilecek bir yönteme gidebiliriz. Şuradan su emdirelim. Klasik eski sistem bir su toplama ünitesiyle. Şuradan su emdirelim, değil mi? Burada enerji var. Buradan suyu emsin abi. Buradan bizim şehrimiz değilmiş orası bir kere. Buradan bir bu muhite, bir bu muhite gelsin. Bir de buradan şöyle geçip buna bağlasın bu arkadaş. Bir kere bir su emme işini buradan bir rahatlatalım. Kocaman bir binayla rahatlatalım. Eğer sıkıntı oysa. Bakalım halen su sıkıntısı diyorlar mı? Faaliyete geçtiler. Bence deminkini boşuna yaptık. Ha, paustan kaldırmamıştık. Kesin ondan oldu. Onun dışında buradaki muhitlerde şöyle bakalım taksi ne koyduk. Buraya bir tane koymuşuz. Şuradaki mahallelerden bir tanesini daha dolmuş verebiliriz. Şu mahalleye bir dolmuş verelim. Burada dolmuş durağı kuracak kadar bir yer var mı? Tamam, buraya kurarız. Yapacak bir şey yok. Şuraya. Sen de bize Peugeot J9 minibüs verirsin.
Şuradan bir grup kopyalayalım. Şöyle buraları da, şu muhitleri de dolduralım tamamen bence. Boş yer kalmasın. Tabi buralarda su sıkıntısı diyecekler şimdi. Ha 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 ha, çok güzel. Bari şöyle yapalım. Bunu da bundan böyle bağlarız bari. Yapacak bir şey yok. En azından o taraflarımızda sulandırmış oluruz. Evet arkadaşlar, nüfus 825 bin. İnşallah 850 bin olur. Birazcık ilerlesin oyunumuz. Yeni kurduğumuz muhitler böyle karışık binalardan vesairelerden oluşuyor. Hemen yerleşim bölgemizin kuzeyinden geçen demiryolu hattına bir tren istasyonu kurduk büyükçe. O tren istasyonundan da buraya böyle insanların ulaşım yapmasını sağlayacağız. Bir de şöyle çok yüksek katlı binalardan oluşan tam en uç noktaya bir büyük site kurduk. Asıl nüfus artışının buradan olacağını umuyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.